Altın fiyatları çoğu zaman televizyonlarda farklı, internette farklı, kuyumcuda farklı. Bu durum haliyle müşteriyle kuyumcuları sık sık karşı karşı getiriyordu. İstanbul Kuyumcular Odası da bunun önüne geçmek için ilçe ilçe fiyatların belirlendiği bir uygulama geliştirdi. Ancak kuyumcular uygulamadaki fiyatlara da uymadı. Ekrana baktığımda 1680 ise kuyumcuya gittiğim zaman da 1700 küsur fiyat çekiyorlar. Dakika dakika fiyat değişiyor. Ekrana devamlı bakmak zorundayız. Kuyumcudaki daha pahalı. Televizyonda farklı, kuyumcuda farklı. Hatta kuyumcular arasında bile fiyat değişiyor. Haliyle yatırımcının da kafasını karıştırıyor. Neden? Kuyumcuya soralım, o zaman girelim içeriye. Diyelim ki altın almak istiyorsunuz. Ekrana baktığınızda farklı fiyat, kuyumcuya geldiğinizde ise bambaşka bir fiyat çıkıyor karşınıza. Ciddi anlamda fark var. İstanbul Kuyumcular Odası fiyat farkı nedeniyle kafası karışan yatırımcılar için mobil uygulama geliştirdi. Uygulamada il il hatta ilçe ilçe altının fiyatları veriliyor. Bölge bölge değişmesinin sebebi kira, gider, masrafları falan. Çeyrek altının Şişli'deki fiyatı 2866 lira. Kartal ilçesindeki fiyatı ise 2831 lira. İki kuyumcu arasındaki fiyatı kıyasladığımız zaman 35 lira kadar bir fark çıkıyor ortaya. Tabii giderler yansıyor. Buranın 100 lira kirası varsa başka bir yerin 60 liradır, 70 liradır. Nişantaşı'na gitsen 3 bin lira alırsın. Serbest piyasa olduğu için kim ne tutturursa ona satıyor. Bazı kuyumcularla uygulamadaki fiyatlar birbirini tutmuyor. Kimi pahalıya, kimi daha uyguna satıyor. Ya biz şimdi uygun tutuyoruz. Yani rakamları mümkün olduğu kadar dip fiyat yapıyoruz. İstanbul Kuyumcular Odası, kuyumcuların uygulamadaki fiyatlara uyma zorunluluğunun olmadığını söyledi. Kuyumcular Odası'nın referans fiyat sunduğunu, altında da üstünde de satış yapabileceğini açıkladı.